Merhabalar, günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Ayrıntılara önce rakamlarla başlayalım. Dün gece saatlerinde, saat 21 sularında daha doğrusu, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırım kararının gelmesiyle birlikte dolar tarafında bir yükseliş olduğunu gördük. O yükseliş bizi bugün 4.66'lara kadar taşımış görünüyor. İlk faiz açıklanmaz da zaten buralara doğru bir hareketlenme vardı. Beklenen bir karar mı verdi Fed? Evet, beklenen bir karar verdi. Beklendiği tonda konuştu. Tutanakların içerisinde de zaten benzer bir söylemi göreceğiz. Bunun dışında Avrupa Merkez Bankası kararını bekliyoruz. Bugüne baktığımızda Avrupa Merkez Bankası kararı oldukça önemli olacak. Fed'den daha sıkı takip edilecek bir karar olacak. Çünkü Mario Draghi tahvil alımları konusunda bir azaltma gideceklerin ilişkin sinyalleri vermişti. O sinyaller bakalım gerçekle buluşacak mı? O gerçekle buluşursa önümüzdeki süreç nasıl şekillenecek? Gelişmekte olan para piyasalarından ne kadarlık bir fon çıkışı olacak, bunu göreceğimiz bir dönem yaşayacağız. Elbette bu biz ve bizim gibi ülkeler açısından da negatif bir tabloyu ortaya koyuyor. Yurt gündemine baktığımız zaman içeride siyaset konuşuyoruz. Tatilin gölgesinde biraz siyaset konuşuyoruz. Şu kısacık haftaya oldukça çok konuyu sığdırmak mecburiyetinde kaldık. Bugün yarım günlük bir seans yapılacak Borsa İstanbul tarafında. Dolayısıyla kısa bir haftadan bahsediyoruz. Cuma gününün tatil olması sebebiyle. Yurt içerisinde başka neleri takip edeceğiz? Şöyle bir hızlıca onlara bakacağız. Euro da gelsin ekrana. Euro tarafını da birazcık konuşalım. Euro tarafında da 5.50.95'teyiz. Önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa Merkez Bankası kararıyla birlikte bugün Euro tarafında da bir hareketlenme olacağını söylemek hiç de şaşırtıcı elbette olmayacak. Borsa İstanbul tarafında nerelerde kapatmıştık onu da hatırlayalım. Bugün nereden açacağız? Yarım günlük seans için 93.505 endeks değerinden gün başlayacak. Ve oradan alımlara ya da satışların nasıl geldiğine yurt içi tarafta mı yoksa yurt dışı yatırımcı tarafından mı satıldığı gibi kompozisyonları değerlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin CDS'leri yani risk primini gösterir belgeler diye belki tabir edebileceğimiz değerler varlıklarda 300 baz puana kadar çıkmış durumda ki epeyce uzun bir zamandır buralara gelmediğimizi hatırlatmakta fayda var. Altında 1300 sınırının korunduğunu söyleyelim. 1299'dan geçiyordu son işlemler. Brent petrol cephesine baktığımızda 76,5 doların hemen üzerinde bir fiyatlama olduğunu hatırlatalım. Dolar endeksinde dün gün içerisinde hareketlenmeler zaten vardı. Oradaki hareketlenmelerle birlikte 93,5'lara doğru geldiğimizi söyleyelim. Amerikan 10 yıllıklarında da 3 seviyesinin altındaki seyrin sürdüğünü 2.95'ten son işlemlerin geçtiğini hatırlatalım. Geçelim başlıklarımızda neler var ona bakalım. Evet, başlıklarımızda neler var? Şöyle hızlıca onlara göz atalım. Fed'in faiz artırımı, 25 baz puanlık faiz artırımı her ne kadar beklentilerin dahilinde olsa da yine de manşette ilk yeri aldı, ilk yeri korudu. İki faiz artışı daha gelecek. Habertürk gazetesinden biz de size bu haberleri aktaracağız. Önce şöyle hızlıca bir bakalım ayrıntısı ne söylüyor? İki faiz artışı daha gelecek. Jerome Powell'dan yapılıyor bu açıklama. Fed Başkanı, Fed faiz beklendiği gibi %1.75 ile 2 bandına yükseltti. 25 baz puanlık faiz artışını bütün dünyada Fed'le beraber konuşmaya başladı. Her yıl 8 toplantı yapılıyor. Bundan sonra her toplantının açıklamalarını takip etmeye devam edeceğiz biz de. Ekonomik duruma yönelik düşünceleri gecikme yaşanmaksızın sizinle paylaşıp konuya yönelik sorularınızı yanıtlayabileceğiz diyor. Ocak ayından itibaren her para politikası toplantısıyla birlikte bir basın toplantısı da yapılacağını açıkladı Jerome Powell. Böylece Fed'in faiz artışlarını ya da faiz kararlarını çok daha sıkı takip etmiş olacağız. Ovit tüneli hizmete açıldı. Ovit tünelinin bir özelliği var ki o da Türkiye'nin en uzun tüneli olması. En uzun tünele ticarette doping başlığıyla birlikte görüyoruz. Milliyet gazetesinin ekonomi sayfasında haberi 138 yıllık hayal gerçek olduğu başlığıyla birlikte paylaşılmış. İnşaatı 6 yılda tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli
Rize ve Erzurum arasındaki ulaşımı 4.4 kilometre kısaltmış. Bölgede 12 ay boyunca kesintisiz bir ulaşım böylece sağlanmış olacak diyor haberin ayrıntısı. 14.3 kilometrelik çift tüplü Ovit tüneli Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18.2 kilometre uzunluğundaki çift tüplü karayolu tünelinden sonra da dünyanın ikinci uzun çift tüplü tüneli olmuş. Dünyanın en uzun tek tüplü karayolu tünelinin de 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'te yer aldığı bilgisi yine paylaşılan bilgiler arasında yerini bulmuş görünüyor. Gelelim bir başka habere. 70 milyarlık doping başlığıyla birlikte görüyoruz. Vatan Gazetesi'nin haberi, 70 milyarlık ilave gelir gelecek, ekonomik canlılık gelirleri artıracak deniyor. Neden bahsediyoruz? Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yapmış olduğu açıklamalardan Mayıs'ta bütçenin fazla vereceğini söylüyor Ağbal. Eski ve yeni yeniden yapılandırma, imar, barış ve ekonomik canlılık sayesinde bunlar olacak. 70 milyar lira ilave gelir gelecek diyor. 2018'de bütçe açığı hedeflerini tutturacaklarını dolayısıyla kayıt altına geçiriyor. Ekonomik canlılık gelirleri artıracak, bütçe hedefi tutacak. Bu arada Fitch enflasyonun tek haneye ancak 2020 yılında ineceğini düşünüyormuş. O da bir başka yine haber, Vatan Gazetesi'nin içerisinde yerini bulmuş. 270 bin kişi imar barışı istedi başlığını görüyoruz. 5 günde 270 bin ev sahibi imar barışı için başvurdu. İmar barışı burada önemli çünkü imar barışı tarafına barışmayan ya da bu barış meselesi bittikten sonra doğru düzgün imarını almadan bir yapı kuran, kurduran ve buna göz yumanlara Yargıtay tarafından ertelemesiz bir yıl hapis kararı çıktı. Bu önemli bir karar. Bakan Özaseki bunları açıkladı. Bundan sonra kaçak yapı yapanlar ve göz yumanlar için bir yıl hapis cezası getirilecek diyor Yargıtay kararıyla birlikte. 5 gün içerisinde 270 bin ev sahibinin başvurması elbette bu anlamda önemli. Bahçeli Evler'de bir barış bürosu kurulmuş. O barış bürosundan fotoğraflarla birlikte de haber paylaşılmış. 74 bin lira maaş kim almak istemez? 74 bin lira maaşla Katar pilot arıyor Türkiye'den. Pilot yetersizliği nedeniyle 46 uçağını yere indiren Emirates Hava Yolları Türkiye'ye pilot transferine geliyor. Pilot işe alımı için 22-24 Haziran'da bir program düzenleyeceğini duyurmuş Emirates. 74 bin liraya kadar maaşla pilot alacak diyor. Eşlerine de Dubai'deki yaşamı anlatacaklar denmiş. Türk Hava Yolları şirketleri son yıllarda yabancı şirketlerin pilot transferlerinden dolayı olumsuz etkilendi. Türk Hava Yolları'nda görev yapan yerli ve yabancı pilotlar astronomik maaşlar veren özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin hava yollarının yolunu tuttu. Son olarak pilot yetersizliği nedeniyle 46 uçağını yere indiren Emirates, Türkiye'den pilot işe alım günleri için geleceğini duyurması Türk Hava Yolları şirketlerini de endişeye sevk etti deniyor haberin içerisinde. Ve devam edelim bir başka haberle. Futbolun sadece futbol olmadığını çeşitli haberler aracılığıyla dile getiriyoruz sıklıkla. Bu da benzer bir haber aslında. FIFA Dünya Kupası'nda 32 ülke takımına ve kulüplerine rekor para verecek başlığıyla birlikte görüyoruz bu haberi. Hürriyet gazetesinde yer alıyor. 791 milyon lira dağıtılacak. Oldukça önemli. Turnuvanın en değerli 10 takımı sıralanmış. İlk sırayı Fransa alıyor. Fransa, İspanya, Brezilya, Almanya, İngiltere, Belçika, Arjantin, Portekiz, Uruguay ve Hırvatistan peş peşe sıralanmış görünüyor. Bu ülkeler içerisinde Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda ilk düdük bugün çalıyor. Rusya ekonomisini canlandırması beklenen turnuvada FIFA 32 ülke takımına ve kulüplere adeta para dağıtacak. Bir ayda Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlar 400 milyon lira kazanacak. Buna bir de kulüplere ödenecek ücretler eklenince rakam 791 milyon dolara çıkacak deniyor bu haberinde yine ayrıntısının içerisinde.
Bakalım bir başka haberimize geçelim. Perakendeciye çifte bayram başlığı ile birlikte görüyoruz buradaki haberi. Neden böyle bir haberden bahsediyoruz? Elbette hem bayramın hem babalar gününün bir araya gelmiş olmasından dolayı böyle bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. Tatilciler tatillerine bir taraftan devam edecekler, bir taraftan da bayram tatilinin son gününde babalar gününü kutlayacağımız bir gün olacak. Dünya Gazetesi'nde yerini bulmuş haber. İşte babalar günü kampanyaları denerek de o kampanyaların ayrıntıları paylaşılmış. Pek çok mağaza, pek çok marka yer alıyor haberin içerisinde. En çok akıllı saatin tercih edildiği bilgisi yine Dünya Gazetesi'nde İrem Çetingöz'ün haberinde bulunuyor. Perakende çifte bayram sevinci yaşanıyor. Ramazan bayramının ve babalar gününün aynı zamana gelmesi markaları hareketlendirdi. Reyonlarına %50'ye varan indirim afişlerini asan markalar bu dönem sonunda satışlarda %20 oranında bir artış beklediklerini bildirmişler. Çeşitli otellerde yapılacak organizasyonlar, sabah kahvaltıları, gece kalışları ile de sadece giyim kuşam ya da hediye markaları açısından değil, karşımıza konaklama açısından da başka başka fırsatlar çıkıyor. Ve son haber, sınır kapılarında bir hareketlilik var. Bunu da aslında bayrama bağlayacağız doğal olarak. İki kapı arasında bir başka haberden, klasik o bayram izdihamları hava yollarında, otobüs terminallerinde hepimiz yayınlarını yapıyoruz. O klasiği değil de bir başka boyutunu sizlere göstermek istiyoruz bugün. İki kapı arası taşımacılık. Suriye'de geçiş yapmak isteyen yaşlı Suriyelilerin eşyalarını resmi yelekli hamallar tarafından taşındığı bilgisi paylaşılıyor ve Esleme Gümrük Kapısı yetkililerince görevlendirilen Suriyeli hamallar gün boyunca yardıma ihtiyacı olanların bavullarını el arabasıyla taşıyorlar. Peki ne kadarlık bir ücret kazanıyorlar diye baktığımızda bavul sayısına göre 20 ile 50 lira arasında değişen oranlarda bir ücret alıyorlarmış. Her hamalın günde 3-4 sefer yaptığı söyleniyor. Gümrük kapıları arasında 60 ile 120 lira gelir sağlamaları şu durumda bir gün içerisinde mümkün oluyormuş. Sınır kapıları arasında hamallık yapan Suriyeli İbrahim Hacmuş'la konuşmuşlar. Buradan para kazanarak evimizi geçindiriyoruz demiş. Yaşlı yardıma ihtiyacı olan kişilere ücret karşılığında yardımcı oluyoruz. Hava da sıcak ve yardıma da ihtiyaçları oluyor. Biz de el arabalarımızla eşyalarını Suriye tarafına geçiriyoruz. Gümrük kapısından görevli kartıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için para kazanma şansını artırdı diye konuşmuş. Böylece bayram trafiğinin, bayramda sınır kapılarındaki o izdihama bir başka türlü de bakmış olduk gazetedeki bu haberle birlikte diyelim. Şöyle bir rakamları tekrar hatırlayalım bu bölümü kapatıp parametreye geçmeden hemen önce. Ne dedik? Fed'in vermiş olduğu karar çok önemliydi dedik. Fed'in kararı ile birlikte dün dolarda ciddi bir hareketlenmeyi gördük. Ciddi o hareketlenme bugün piyasa tarafından da epeyce konuşulacak bir noktayı oluşturacak. 4.66'lara kadar çıkmıştık. Bugün bir başka merkez bankasından yine benzer şekilde önemi olan, hatta daha önemi olan bir karar bekliyoruz. Neredeyse A4 kağıtlarına imza atılarak dağıtılan paralar Avrupa tarafında yeniden çağrılıyor vatanına ve tahvil alımlarında kademeli olarak biraz altına gideceği sinyali ile birlikte Draghi'nin açıklamalarını izlemiştik. Bugün saat 14.45 gibi karar açıklanacak. Saat 15.30'da da Mario Draghi'nin konuşması olacak. Biz de bu konuşmayı takip edeceğiz elbette. Bugün bir kez daha hatırlatalım. Yarım günlük bir seansımız olacak. Yarının da tatil olması nedeniyle bugün işlem hacminin de oldukça düşük kalacağını söylemek şimdiden mümkün diyelim. Parametreye geçelim.